bilmesi falan. Tamamen şey, el emeği, göz nuru. Yani tamam. Uzmanlar tarafından bir inceleteceğim. Nedir? Ne zaman yazılmıştır? Kimin elinden çıkmıştır? Bunları da bulmaya, tespit etmeye gayret sarf edeceğiz. Ondan sonra da işte dernek yönetimi bunu caminin yapım işlerinde değerlendirmek üzere bir müzayede ile herhalde ki. Bu fahriyet tabi. Yani bu hibe, bu bağış işi, bu hayır işi Ümit Bey'in pek çok alanda yaptığı hayırlı hizmetlerin de bir devamı. Biz el yazması Kur'an-ı Kerim'i. Bunun manevi değerini zaten tartışmaya gerek yok. Hiçbirimiz bunu tartışamayız. Ama bu aynı zamanda bir sanat eseridir de. Dolayısıyla her sanat eserinin kendi alanında bir değeri vardır. Biz bu değerin ne mertebede olduğunu arkadaşlarımız çalışacaklar. Bizler de idare olarak, valilik olarak onlara destek olacağız. Bunun değeri, efendim sanatsal özellikleri, işte bunun yazarı, yazım tarihi, dönemi ortaya konulduktan sonra da öncelikle hemşerilerimize teklif edecekler bir müzayedeyle bunu alın ve parası da camide harcayalım diye. Hemşerilerimizin alması öncelikle tercihimiz. Yani hem para hem Kur'an-ı Kerim'in yapılacak camide sergilenmesi, paranın da camiye hizmete dönüşmesini arz ediyoruz. Ondan sonra belli olacak Kur'an-ı Kerim'in ağırda kalıp kalmayacağı ama inşallah yapılacak olan bu büyük camide, bölgemizin en büyük camilerinden birisi olacak kısmet olursa, temelini atmıştık zaten düzün. İnşallah orada da kalır. Arzusundayız. Bu tür katkıda bulunmak isteyen, destekte bulunmak isteyen vatandaşlarımızı da her türlü kamu hizmetinde sadece ibadethanelerde değil, yoldan okula. Teşekkür ederim.